Bu programımızda insanın söz ve davranışlarında tutarlı olması ve emaneti yerine getirmenin önemiyle ilgili ayet ve hadislerle bu konuları sizlere aktarmaya çalışacağım. Birinci ayeti kerimemiz Bakara suresinin 44. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Sadakallahul azim. Halka iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz yoksa? Halbuki siz kitabı yani Tevrat'ı okuyup duruyorsunuz. Artık aklınızı başınıza almayacak mısınız? İkinci ayet-i kerimemiz Saf suresinin 2 ve 3. ayetleri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tef'alun. Kebure makten indallahi en tekulu ma la tef'alun. Sadakallahul azim. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah'ın en çok nefret ettiği şeylerdendir. Hud suresinin 88. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ اِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ Sadakallahul azim. Hem ben sizi bir takım şeylerden men ederek kendim onları işlemek istemiyorum ki. Üsame İbni Zeyd radıyallahu anh demiştir ki Bismillahirrahmanirrahim عَنْ أُسَامَ تَبْنِي زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَكُولُ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ اَكْتَابُ بَتْنِهِ فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ اَهْلُ النَّارِ فَيَكُولُونَ يَا فُلَانُ مَا لَكَ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَكُولُ بَلَا قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ Sadaka Resulullah. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Kıyamet günü birisi getirilir ve cehennem ateşine atılır. Bağırsakları karnından dışarıya sarkar. Ve onlarla birlikte değirmen çeviren merkep gibi döner durur. Cehennem ahalisi onun yanına toplanırlar ve derler ki, ey filan, nedir bu halin? Sen iyiliği emredip kötülükten nehyetmez miydin? O kişi de, evet iyiliği emrederdim fakat kendim yapmazdım. Münkerden nehyederdim ama kendim yapardım der. Müslim Zühd 51 no'lu hadisi şerif. Emaneti korumayla ilgili Rabbimiz Celle Celaluhu Nisa suresinin 58. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُوكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا صَدَكَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Allah size emanetleri ehline vermenizi emreder. Ahzab suresinin 72. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim اِنَّا عَرَدْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهُ كَانَ زَلُومًا جَهُولًا صَدَكَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten kaçındılar. Zira sorumluluğundan korktular. Ama onu insan yüklendi. İnsan bu emanetin hakkını gözetemediğinden cidden çok zalim ve cahildir. Ebu Hureyre radıyallahu anh demiştir ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle, آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ اِذَا حَدَّسَ كَذَّبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اَتُمِنَ خَانَ Sadaka Resulullah. Münafığın alameti üçtür. Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünden cayar. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Buhari İman 24 no'lu hadis-i şerif. Huzeyfe ve Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh beraber rivayet etmiş oldukları bir hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, mealen arz ediyorum. Yüce Allah insanları mahşerde toplar.
Müminler ayağa kalkarlar ve cennet kendilerine yaklaştırılır. Adem'e aleyhisselama gelirler ve derler ki, ey babamız, bize cennetin açılmasını Yüce Allah'tan talep et. Hazreti Adem der ki, sizi cennetten çıkaran babanızın hatasından başka ne ki? Ben bu işin ehli değilim. Siz Allah'ın dostu Halilullah olan evladım İbrahim'e gidiniz. Bunun üzerine Hazreti İbrahim'e giderler. O da, ben bu işin ehli değilim. Ben şahsım adına Halil olmada gerilerin gerisindeyim. Siz Allah'ın kendisiyle konuştuğu Musa'ya gidiniz der. Onlar Hazreti Musa'ya giderler. Hazreti Musa kendilerine, ben bu işin ehli değilim. Siz Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidiniz der. Hazreti İsa'ya geldiklerinde, ben de bu işin ehli değilim der. Bunun üzerine onlar Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme giderler. O da hemen ayağa kalkar ve kendisine şefaat hakkı verilir. Emanet ve rahim, yani akrabalık bağı gönderilir ve bu ikisi sıratın sağ ve solunda dururlar. Sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer. Ebu Hureyre radıyallahu anh sorar. Annem babam sana feda olsun. Şimşek gibi geçmek ne demektir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şimşeği görmediniz mi? Göz açıp kapatıncaya kadar bir zamanda geçip gidiverir. Sonrakilerden kimisi rüzgar gibi, kimisi koşucular gibi geçerler. Onları, amelleri böyle süratli geçirir. Peygamberiniz sırat üzerinde durup şöyle der. Ey Rabbim! Selamete çıkar, selamete çıkar. Bir noktadan sonra kulların amelleri kendilerini sırattan geçiremeyecek kadar cılız kalır. O kadar ki yürümeye takati kalmayıp sürünerek yol alan insanlar gelir. Bu arada sıratın iki tarafında emredilen şahısları yakalamakla vazifeli asılı çengeller vardır. Kimileri bu çengellerden yaralanmış vaziyette kurtulur. Kimileri de cehenneme yığın olmak üzere yuvarlanır giderler. Ebu Hureyre'nin nefsi kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, cehennemin dibi 70 yıllık mesafe derinliğindedir. Müslim İman 329 nolu hadis-i şerif. Rabbim ahir ve akıbetimizi hayırlı eylesin. Sözümüzle, özümüzle bir olup, konuştuğumuz şeyleri doğru konuşan, vaadimizi yerine getiren, Allah'ın emir ve yasaklarını hakkıyla ifa eden, zulümden, haksızlıktan uzak duran, büyük günahları işlemekten uzak duran, takva dairesinde yaşayan, Kur'an ve sünnetin emirleri çerçevesinde yaşayan, Allah ve Resulünün rızasını elde eden, mümin kullarından eylesin bütün dinleyicilerimizi. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.